Yanlış hatırlamıyorsam ama böylesine coşkulu, gerçekten de heyecanlı bir kitlenin önünde bulunmak benim için de büyük bir şeref, büyük bir onurdur. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize sonsuz teşekkürler sunuyorum. Partimizin çalışmalarına sunduğunuz destekten dolayı, dayanışmadan dolayı her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Elbette ki zorlu bir mücadelenin partisiyiz. Ve büyük güçlüklerle, büyük emeklerle var olmuş bir halk hareketinin partisiyiz. Maalesef ki büyük acılı tarih, büyük sancılı geçmişin bugünkü siyasal temsilcisiyiz. Kolay değil. Türkiye'de siyaset yapan diğer partiler, özellikle de parlamentoda bulunan diğer partilerle bizi kıyaslayan anlayışa biz şunları hatırlatmak istiyoruz. Biz 5 yıldızlı otel odalarında, kulislerde kirli pazarlıklarla kurulan partilere benzemeyiz. Biz öyle uluslararası çıkar ilişkilerinin ve uluslararası çıkar hesaplarının sonucunda oluşmuş bir parti de değiliz. Biz kurulmayalım diye, biz Türkiye siyasetinde var olmayalım diye 1925'ten Şeyh Said'den bu yana bizi öldürüyorlar. Bizi katlediyorlar. Bizi Dersim'de, Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta katlediyorlar. Bizi Kürdistan'ın dağlarında katlediyorlar. Köylerimizi yakıp gençlerimizi katlediyorlar. Bizi Roboski'de katlediyorlar. Biz Türkiye siyaset sahnesinde olmayalım diye. Biz öyle kolay kurulmuş bir parti değiliz. Arkamızda on binlerce partilimizin, on binlerce gencimizin canı var. O canların yarattığı değerler üzerinde kurulmuş bir siyasi partiyiz. Bizi değerlendirenler, Barış ve Demokrasi Partisi'ni ağzına alanlar, özellikle bu partiye hakaret edenler bir kez daha düşünsün, şapkasını önüne koysunlar. Biz sizler gibi devletin parasıyla, devletin verdiği imkanlarla, devletin açtığı yollarla, cemaatlerin desteğiyle, holdinglerin desteğiyle, tankın, topun, panzerin, tomanın, gazın, suyun desteğiyle değil, böylesine kahraman, fedakar bir halkın desteğiyle siyaset yapıyoruz. Bizi o nedenle diğer partilerle karıştırmasınlar. Evet, şimdi seçime giriyoruz. Seçime doğru, seçim yarışı içerisinde olacağız. Ama biz sadece sandık için kurulmuş bir parti de değiliz. Biz sadece koltuk yarışı yapan bir parti değiliz. Koltuk sevdalısı olan bir parti de değiliz. Bizim 100 yıllık özgürlük sevdamız, demokrasi davamız vardır. Biz kendi ana vatanında insan yerine konulmamış bir halkın mücadelesini temsil ediyoruz. Bu halk sadece birilerini belediye başkanı, milletvekili yapmak için mücadele etmedi. Varlık yokluk savaşında, onur mücadelesinde her şeyini ortaya koyarak bu partiyi var etti. Bu parti işte bütün bu değerlerin toplamıdır. Her birinizin gözlerindeki acının, her bir yaşlı anamın, babamın, kardeşimin, genç arkadaşımın yüreğindeki sancının birikmiş halidir bu parti. Bu partiyi ağzına alanlar, özellikle de hakaret etmeyi, bu partiyi aşağılamayı düşünenler, bir kez daha şapkasını önüne koyup düşünsünler. Sizler devletten aldığımız paralarla partilerinizde keyif sürerken, bu halk kendi emekçileriyle, işsizleriyle, köylüleriyle, memurlarıyla, çiftçileriyle kuruş kuruş biriktirerek Türkiye siyaset sahnesine girdi. Ve bugün artık Türkiye'nin gerçek ana muhalefet partisi biziz, sizsiniz. Bunu yarattınız, bunu başardınız. Biz sizlerle birlikteyiz.
hakaret edenler, BDP'yi küçümseyenler, bir zamanlar Kürt'ün kuyruğu var mı yok mu tartışıyordunuz, onu da unutmadık. O günlerden bugünlere geldik. Bugün Orta Doğu'da Kürtleri dikkate almadan tek bir adım bile kimse yürüyemez. Tek bir adım siyaset yapamaz kimse. Ve bunların hiçbiri bizim için lütuf değil. Hepsinin ağır bedelleri oldu. Hepsinin maalesef çok ağır bedelleri oldu. Başbakan şimdi bazen gittiği yerlerde anlatıyor ya. Biz diyor siyaset imkanı verdik. Sanırsın ki biz onun memuruyuz, bizi işe almış kendisi. Sanırsın ki bütün bu imkanları başbakan bize yaratmış. Kusura bakma ama sen bizi engellemek için elinden geleni arkana koymadın. Biz sana rağmen o parlamentoya girdik. Bu halk dişiyle tırnağıyla mücadele ede ede bizi o parlamentoya gönderdi. Bu partiyi var etti. Şimdi Mart yerel seçimlerine de işte bu ruhla hazırlanacağız. Elbette burada artık Konya'da, inşallah Cihanbeyli'de, Kulu'da da birer belediyemiz olacak. Ben bundan şüphe duymuyorum. Bu heyecan, buradaki bu istek, buradaki bu azim kararlılık seçim sandığına yansıyacak. El birliğiyle çalışacağız. Hep birimiz gece gündüz demeden koşturacağız. Hepimizin görevidir. Bugünkü mitinglerde belirttim. Parti olarak biz bunun eksikliğini hissediyoruz. Size borçluyuz. Orta Anadolu Kürtlerine özellikle borçluyuz. Eksik bıraktık. Çalışmamız yarım yamalak oldu ama inşallah bu seçimle birlikte artık tamamlayacağız. Bunun fırsatını ele geçirdik ve asla çalışmadan, taviz vermeden demokratik bir yarışta Barış ve Demokrasi Partisi'nin bayrağını Kulu ve Cihanbeyli belediyelerine asacağız inşallah. Burada iki dönemdir biliyorsunuz küçük de olsa bir belediyemiz vardı. Gölyazı Belediyemiz, Molla Şimşek Belediyemiz, belediye başkanımız şartında. İki dönem iyi hizmet ürettik burada. Gerçekten de küçük bir yer olmasına rağmen burada partimizi onuruyla temsil eden bir çalışma yaptı arkadaşlarımız. Ben huzurlarınızda artık bu dönem kapanacak belediye yasadan kaynaklı ama Molla Şimşek, onun şahsında belediye meclisimize, destek olan bütün halkımıza, arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek, şükranlarımı sunmak istiyorum. Aday olarak belirlediğimiz arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah sizler onların etrafında kenetleneceksiniz ve büyük bir sinerji yaratarak, büyük bir güç yaratarak ikna olmamış kim varsa ev ev dolaşıp ikna edeceksiniz. Ve burada hiçbir sıkıntı yaşamadan seçim kazanacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Yine özellikle Cihanbeyli'de partimize başvuru yaparak adaylık talebinde bulunan değerli arkadaşlarımız vardı. Onlar da aramızdalar şu anda. Tevfik Büyüksarı, Abdurrahman Karabulut, Mehmet Yağcı, Molla Ceren, Sadık Deveci, Molla Şimşek ve Doktor Fırat Kızılkaya arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızı da ben kutluyorum. Kendileriyle az önce uzun uzun sohbet ettik. Bu partide görev talep etmek, ateşten gömlek giyme talebidir. Bu talep de bizim için büyük bir şereftir, onurdur. Bu arkadaşlarımızın her biri birbirinden değerlidir. Her biri de belediye başkanlığımızı yapabilecek kıymettedir. Ama sonuçta bir arkadaşımızla ilgili karar verdik. Adayımızla birlikte yürüyeceğiz. Ben inanıyorum ki aday arkadaşlarımız da bugüne kadar olduğu gibi fedakarca parti çalışmalarının içinde olacaklar. Kendileri zaten bu sözü halka karşı vermişlerdi. Bugün de bu toplantıda bunu teyit ettiler. Onların eleştirileri başımız gözümüz üstünedir. Emeklerine de, kendilerinin çalışmalarına da ihtiyaç duyuyoruz. Bugünden itibaren de görev başı yapacaklarını biliyoruz. Kendilerini alkışlıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, bizler Türkiye'de bugüne kadar tahmin edilenin çok ötesinde siyasi zihniyet, siyaset dünyasında bütün algı, bütün farklılıkları değiştiren bir yaklaşımla siyaset sahnesine girdik. Türkiye'de bizden önce bir de bizden sonra diye bir siyaset var. Yani BDP siyaseti, DTP siyaseti
Türkiye'ye damgasını vurmadan önceki bir siyasi dönem vardı. Bir de bizden sonraki bir siyasi dönem vardır. Bizden önce siyaset elitler siyasetiydi. Ulaşılmazlar siyasetiydi. Halkın üstünde, halka rağmen, halkın ağası paşası gibi görünen, dağın başında asla dokunamayacağınız, Allah tarafından özel olarak yaratılmış varlıklar gibiydi siyasetçiler. Biz bu zihniyeti, bu anlayışı kırdık. Siyasetçi böyle olamaz. Siyasetçi halkın evladıdır. Halkın içinden çıkıp bir yere gidemez. O bizzatıya halkın kendisidir. BDP ve DTP'de işte bu anlayışı yarattık. Doğru olan da buydu. Hiçbir siyasetçi, seçilmiş temsilci halkın üstünde olamaz. Asla ama asla kendini halktan üstün, halktan yetenekli ve halka rağmen bir şeyleri başaran güçle göremez. Bunun gerçekliği de yoktur. Halk yoksa siyasetçi yoktur. Türkiye siyaset tarihi de, dünya siyaset tarihi de defalarca buna tanıklık etmiştir. Şimdi halen Türkiye'de ben diyen siyasetçiler, halkın gücünü, desteğini küçümseyen siyasetçiler, bundan sonra da geçmiş dönemde olduğu gibi tarihin ve siyasetin çöplüğüne gidecek olan siyasetçilerdir. Sadece oy desteği değildir siyaset, bakın. Oy desteği değildir. Öyle olsaydı Kenan Evren iler ebed burada devlet başkanı olarak kalırdı. Sadece oy desteği olsaydı. Onun yaptığı anayasa %90 küsürlerle evet oyu aldı. Sadece %50'lere güvenilerek siyaset yapılmaz. Sizin halk nazarında meşruiyetiniz yoksa, sizin siyasi meşruiyetiniz bitmişse aslında siyasi hayatınız bitmiştir. Bugün özellikle AKP'nin kendinde kabul etmediği gerçek budur. Halk nezdinde siyasi meşruiyeti tartışmalıdır artık. Önümüzdeki seçimlerde bunun sonucunu da göreceğiz. Sandıkta bunun sonucunu göreceğiz. Kendisi halen bu halkı akılsız zannediyor. Hafızasız zannediyor. Gelecek o isteyecek. Sizlerden de o isteyecek. Ne diyecek merak ediyorum. Seçim meydanlarında neyi anlatacak? Yol yaptık diyor ama mesela yolsuzluk yaptık demeyecek. Diyemeyecek. Türkiye olarak kendi silahlarımızı artık kendimiz yapıyoruz diye övünecek ama kendi silahlarımızla 34 Kürt çocuğunu öldürdük, üstünü kapattık diyemeyecek. Merkez Bankası'nın kasasında şu kadar milyar dolar biriktirdik diyecek ama şunun kasasında ve şunun da ayakkabı kutusunda da şu kadar dolar biriktirdik diyemeyecek. Ama sizler hatırlatın. AKP meydanlara çıktığında mutlaka hatırlatın. Her yerde. Her yerde AKP'nin bu halka yaptığı zulmü hatırlatın. 12 yıldır iktidardalar. Defalarca bu toplum onlara çözüm için destek verdi, kredi verdi. Hepsini çarçur ettiler. Tamamını boşa harcadılar. Bugün işte bakın, Kürt sorununda barış için bu kadar uygun fırsatlar var. Halen adım atmak yerine meseleyi oyalayıp, zamana yayıp seçim kazanma hesapları yapıyorlar. Her dönem mağdur, her dönem haksızlığa uğramış bir başbakan var karşımızda. Ya 12 senedir bu ülkeyi tek başına yönetiyor, halen mağdurdur. Halen zavallıdır. Kimin karşısına çıksa, nereden mikrofonu eline alsa, bunlar var ya diyor, bana neler yaptılar. Ya yaptılar da 12 yıldır ülkeyi sen yönetiyorsun kardeşim. 90 yıllık cumhuriyetin 12 yılını sen yönetmişsin. Halen bir mağdursun. Milleti gazladın, copladın, dövdün, işkence yaptın, zulüm yaptın. 10 bin insanı içeri attın. Onlarca çocuğu gösterilerde öldürdün. Bak Roboski'de 34 kişiyi katlettin. İşçi, emekçi sokaklarda 3 kuruş özlük hakkı için yürürken, demokrasi için yürürken hepsini dayaklardan geçirdin. Yaşlı anneleri saçlarından sürükleyip caddelerde tekmelerle postalların altında işkence yaptırdın. Halen kendisi mağdurdur. Halen kendisi maalesef ki mağdur rolleri, ezilmiş rolleri oynuyor.
Bugün de cemaatin mağduruyum diyor. Arkadaş biz mi sana git bununla arkadaş ol dedik. Allah billah aşkına bunu biz mi zorladık? Biz mi sana git Fethullah Gülen'le arkadaşlık yap dedik? Bunlar iktidara gelirken protokol yaptılar. İşbirliği yaptılar. Cemaatle AKP el ele verip Türkiye'yi birlikte yönetme kararı aldılar. Hoca efendi 12 yıl boyunca Pensilvanya'dan buna dualar etti. Ayağına taş değmesin. Allah sana zeval vermesin dedi. O günlerde Tayyip Erdoğan Hoca Efendi'yi yere göğe sığdıramıyordu. Kendisi de buradan ona dualar yolluyordu. Metiyeler diziyordu. Artık ülkene dön diyordu. Özledik diyordu. O buradan ağlıyordu, bu buradan ağlıyordu. Gözyaşları sular seller gibi akıyordu. Ve bunlar milattan önce de olmuyordu. 5 ay önce, 6 ay önce. Milattan önceden de söz etmiyorum. Hoca Efendi orada dua ederken ağlıyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ne oldu? Ya işler şimdi değişti. Para büyüdü. Rant büyüdü. Devleti ele geçirdiler. İhalelerdeki rakamlar büyüdü. Artık savcılar, valiler, kaymakamlıklar, şehirler paylaşılmaya başlandı. Şu şehir senin, orası benim. İşler büyüdü tabii. Ticaret büyüdü. Büyüyünce ortaklıkta sıkıntılar çıkmaya başladı. Paylaşmada sıkıntılar çıkmaya başladı. Asıl arıza budur. İşler kötüye gidince Hoca Efendi'nin tarzı da değişti. Dualar bedduaya dönüştü. Ve daha dün ortak olan bunlar, ortak kardeşler birbirine düşman oldular. Cemaat paralel devlet oluverdi, örgüt oluverdi. Peki bunlar daha yeni miydi? Yok. Biz bunların paralel devlet olduğunu, AKP ile birlikte el ele paralel devleti kurduklarını çok iyi biliyorduk. Cemaatten izni olmayan, cemaatle ilişkisi olmayan bu ülkede ihale alamaz hale geldi. İş adamları mecburen gidip cemaatin kapılarını çaldılar. Müteahhitler mecburen gidip cemaate yalvar yakar iş istediler. Çünkü bütün ihaleler cemaatten geçmeye başladı. Ve bunu AKP'den habersiz mi yaptılar? Hayır, birlikte yaptılar. AKP onlara ihale etmişti. Bu görev cemaatindi. Birlikte yaptılar. Yediler, içtiler, eğlendiler. Film bitti ama. Öyle bir noktaya geldik, film bitti. Mutlu filmin sonuna geldik. Şimdi bu iki mutlu ortak bir daha barışamayacak üzere birbirinin foyalarını ortaya çıkarmaya başladılar. Ve bunlar daha işin lelesidir. Habire lolası var. İnanın ki ortağa dökülmeye, saçılmaya başlarsa haddi hesabı yok. Yediklerinin, içtiklerinin, çaldıklarının, çırptıklarının haddi hesabı yok. Simit parası bulamayan, bir somun ekmek parası bulamayan milyonlarca insanın yaşadığı bir ülkede kendine Müslümanım diyen bu bakanların, başbakanın, bu cemaat temsilcilerinin her birinin 4x4 lüks jiplerle cuma namazına gittiğini halk görmüyor mu sanki? Sanırsın ki namazlar farzdır. Her biri ayrı jiple gitmezse namaz kabul olmuyor. Gidin bakın Ankara'da başbakanın namaz kıldığı, birlikte ekibiyle birlikte gittiği camilere bakın. Cemaat üyelerinin birlikte namaz kıldığı yerlere bir gidin bakın. Cuma günleri bir gidin caminin önüne bakın.
Eskiden cuma namazlarında caminin önünde fakir fukara olurdu. Ve insanlar gidip orada fakirlere, yoksullara yardım ederdi. Şimdi ciplerden yer bulamıyorsun. Böyle bir Müslümanın anlayışını yerleştirdi. Ya dört kişi, dört arkadaş namaza gidecek. Mübarek bari aynı jipe binin. Yok, ayrı ayrı. Dört jipe binip cuma namazına gidenler var. Ya bunlar işte diyorlar ki biz İslamiyet'i temsil ediyoruz. Kusura bakmayın. Sizin yaptığınızın aynısını Amerika'da yapan binlerce kapitalist var. Londra'da, İsrail'de yapan binlerce zengin var. Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin, hiç fark etmez. Paraya tapıyorsan haşa, Allah'ın paradır. Dinin paradır. Başka bir anlamı yoktur. Bunlar işte bu hale getirdiler kendilerini. Yoksa hocanın bedduaları bunları çarpmadı. Allah bunları çarptı. Hepsi. Ve bu Müslümanlık anlayışıyla İslamiyet'e de en büyük zararı bunlar veriyorlar. En büyük zararı bunlar veriyorlar. Çünkü komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin dinine inanmışız biz. Bunları gibi trilyonları götürüp milyarlarca dolar üzerinde keyif sürüp servet oluşturup ondan sonra çıkıp halkı kandıran bir anlayış İslamiyet anlayışı olamaz, Müslümanlık anlayışı olamaz. Kimse kimseye kandırmasın. İslamiyet'te bu kadar servet biriktirme diye bir şey yoktur. Haramdır, haram bir defa. İhtiyacından fazlasını biriktirmek haramdır ya. Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen Allah'ın kitabıdır, Kur'an'dır. Bunu söyleyen Allah'ın peygamberidir, Hazreti Muhammed'dir. İhtiyacından fazla biriktirmek haramdır. Ya bunların biriktirdiği Arap şehirlerini, krallarının hazinesi mi geçti? Burası bir Müslümanız. Ülkenin yarısı bunların malı mülkü oldu. Arap şeyleri kıskanıyor bunları. İnan ki kıskanıyorlar. Adam diyor ki ya ben kralım. Bunun kadar malım yok. Kıskanıyor bunu. Bu da diyor kıskanma ne olur. Çal senin de olur. Bunların saltanatı bitecek. Türkiye değişecek. Bütün bu anlayışlar tarihin çöp sepetine gidecek. Bakın AKP'de, CHP'de bu işten rahatsız olan binlerce siyasetçi, onlarca milletvekili var. Çünkü onlar da bu iş için girmediler o partilere. İnandılar. Yürekten bir dava insanı olduğuna inandılar bunun. Onun için arkasından yürüdüler. Ama şimdi bir çoğu bakıyor ki bunun derdi başka. Demokrasi, özgürlük derdi yok. Bir yandan her biri servet kazanmanın derdinde, öbür taraftan halkın üzerine nasıl baskı kurarım, ezerim derdi içerisinde. Bunlar artık halk tarafından daha iyi görünüyor. Peki AKP olmayacak da biz CHP, MHP'yi mi mecbur kalacağız? Allah korusun. O nedenle BDP var işte. Halk çaresiz olmasın diye BDP var. Bir tarafa AKP'yi, bir tarafa MHP'yi, CHP'yi koyduğunuzda İki kötü arasında tercih yapmak zorunda kalmasın diye halk Barış ve Demokrasi Partisi var işte. Tek tercih olarak ortaya çıkmış sizin partiniz var. Ve biz de inşallah halkın desteğiyle en iyi sonuçları elde edeceğiz. Türkiye'de bu tür siyaset yapma anlayışını bizler gittiğimiz her yerde bitiriyoruz, bitireceğiz. Sizin başınıza ağalık paşalık yapan siyasetçiyi elinizin tersiyle it. Kim olursa olsun. Kabul etmeyin. Böyle bir şey yok. Siz var ettiniz onları. Siz var ettiniz. Nasıl oraya koyduysanız ensesinden tutar aşağı indirirsiniz. Haddini bilecek hepsi. Tam Allah'a gelinilecek. Halkın öz gücüne güvenecek. Halkın öz gücüne inanacak. Bizim partimizden de siyaset yapanlar kim olursa olsun buna dikkat edecek. Bugün aday arkadaşlarımız aramızda. Bizler güveniyoruz onlara.
Yarın inşallah seçilecekler, sizleri temsil edecekler. Sizi temsil etmenin kolay olmadığını biliyorlar. Tek bir saniye dahi unutmamaları lazım. İnanın ki benim partinin eş genel başkanı olarak uykularım kaçıyor, zorlanıyorum ama mahcup etmemeye çalışıyorum. Yük çok ağır. Çünkü böyle bir halkı temsil etmek kolay bir iş değil. Ne kadar acı çektiğini biliyor musun halkı? Ne kadar zulüm gördüğünü biliyor musun? Başkanlarımız da buna dikkat edecekler. Çok önemli, çok hassas, çok ince bir konudur. Yoldan, sudan, kanalizasyondan daha önemlidir. Birinci önceliğimiz budur. Halka saygılı olmak, halkın değerlerine bağlı olmak. Adayken değil, seçildikten sonra özellikle buna dikkat etmek. Arkadaşlarımız da burada halkın huzurunda bu sözü verdikleri için adaylar. Bu başarıyı göstereceklerine inanıyoruz onların. Bu yaklaşımda ve sizler burada belediye başkanı seçmekle aslında kendinize hizmetkar seçmiş olacaksınız. Buradaki arkadaşlarımız sizin hizmetkarınız olacak. Kapısı kapalı bir belediye başkanı biz asla istemiyoruz. Randevuyla ulaşılan bir belediye başkanı istemiyoruz. Evinin, iş yerinin, makamının kapısı açık olacak. O koltuk bizim ailemizin, babamızın malı değil, sizin malınızdır. İstediğiniz zaman gideceksiniz. İstediğiniz zaman gireceksiniz, hesap sormak istiyorsanız hesap soracaksınız, öneri yapmak istiyorsanız öneri yapacaksınız. Belediye böyle olacak ve sizlerle birlikte yönetilecek. Sizler çalışacaksınız çünkü. Ve bizim kara kaşımız, kara gözümüz için oy vermiyorsunuz. Bir amacınız var, özgürlük sevdanız var, davanız var. Onun için oy veriyorsunuz. Herkes de bunu bilecek. Belediyecilik anlayışını buralarda oturtursak halk farkımızı görecek. Bir tarafta diğer partilerin belediye başkanları onların afrasını tafrasını görecek. Bir tarafta bizim belediye başkanlarımızın mütevaziliğini, halkla iç içe yaşamını görecek. Bu farkı ortaya koyacağız. Seçilirsek işte gece gündüz demeden bu anlayışı hayata geçireceğiz. Ve hedefimiz tabii ki Konya'da Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak olmalıdır. Biz sadece Kürtleri temsil etmiyoruz. Biz sadece Kürtlerden oy istemiyoruz. Biz bu belediyecilik anlayışımızla herkese hizmet etmek istiyoruz. Elbette ki Konya Büyükşehir'i de Ankara Büyükşehir'i de istiyoruz. Bunun için daha çok çalışmamız lazım, mücadele etmemiz lazım, uğraşmamız lazım. Kolay gelmedik bugünlere ama geldiğimiz nokta da öyle kötü bir nokta değil. Biz 30 yıl, 40 yıl kuyruğumuzun olmadığını ispatlamakla geçirdik. Öyle zorluk yaşamış bir halkız. İnanın ki kuyruğu var mı yok mu diye Kürtlerin profesörler düzeyinde tartıştığı bir ülkede biz siyaset yapıyoruz. Ne ön yargıları kırdık biz. Nasıl büyük hakaretlerin, tehditlerin, inkarların içinden çıkarak buralara geldik. Ve çıl gibi büyüyeceğiz. Hiç kimsenin de tedirgin olmasına, korkmasına gerek yok. Biz herkesi zulmün elinden kurtarıyoruz. Zalimin elinden kurtarıyoruz. Biz iktidarları demokratikleştiriyoruz. Biz iktidarları halka teslim ediyoruz. Gerçek sahibine iade ediyoruz. Bu kadar. Yoksa biz emanetçiyiz. Halkın olan, halka ait olan, halkın siyasi iradesi olan bu temsiliyet makamlarında bizler emanetçiyiz. Ve inşallah bu seçimlerde ortaya çıkacak sonuçla herkes bir kez daha görecek ki evet, bu ülkenin ana muhalefet partisi Barış ve Demokrasi Partisi'dir. Başka hiçbir partinin Türkiye toplumuna vaat edeceği ciddi bir şey kalmamıştır. Burada aramızda değerli seydalarımız var, din alimlerimiz var. Biz onların da duasını istiyoruz.
İnanıyorum ki herkesin yapabileceği bir şey vardır. Yani hiçbir şey yapamayan içinden bize dua ederse, bu halkın mücadele eden evlatlarına dua ederse o da bizim için büyük bir kazanımdır. Herkesin yapacağı bir şey mutlaka var. O nedenle dualarımız bu halkın kahraman evlatlarıyla, bu halkın mücadele eden, direnen evlatlarıyla olsun. Oylarımız da, emeğiniz de, desteğiniz de sizler içindir. Biz sizlerin yarattığı bu değeri doğru temsil etmeye, demokratik zafere götürmeye çalışıyoruz. Bir daha bize asla o acı günleri yaşatamayacaklar. Türkiye'de evet, birlikte yaşayacağız, kardeşçe ama eşit olacağız. Kimse Kürt'e hakaret edemeyecek. Kimse burası Kürt'ün vatanı değilmiş gibi davranamayacak. Kimse bize burada ne misafir muamelesi yapacak, ne göçmen muamelesi yapabilecek, ne de insan değilmişiz gibi davranabilecek. Biz bu toprakların kadim halklarındanız. Buralar bizim ana vatanımızdır. Ve ana vatanımızda kimse bizi parya, köle muamelesine tabi tutamaz. Bu kadar mı? O dönemler bitmiş, o dönemler geçmiştir artık. Şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu seçim zaferi Konya açısından da tarihi bir dönüm olacaktır. Analara ben özellikle teşekkür ediyorum. Acıların en büyüğünü yaşadılar. En büyük zulmü çektiler. Onlara minnet şükran borçlarımız var. O borcu ödemek kolay değil biliyoruz ama sizin o evlatlarınız, yani bizim can yoldaşlarımız, mücadele arkadaşlarımız niçin canını verdiler iyi biliyoruz. Ve gün gelecek onların mezarı başında toplanıp sözümüzü yerine getirdik deyip onlara özgürlüğü armağan edeceğiz. Bundan şüphemiz olmaz. Hepinize sözlük teşekkürlerimi sunuyorum. Bu coşkulu dayanışma gecesiyle benimle bütün Konya halkını kutluyorum. Cihan Bey'in kulu halkını kutluyorum. Buradaki botanları, ametliler, sevdikleri, her zaman hepimizin yolu açık olsun, hepinizin yolu açık olsun. Civara Hamiyana Spastik'e, Civara Hamiyana Serkettin Fazıl İdbeşim, Riyame Uğur Yama Öğretim'e, Bülbül Paşi'ye de, Batı'ya da, Serkettin Civara Hamiyana.